İyi günler, sağlıklı günler diliyorum sevgili DRT izleyicileri. Güncel sağlık programımızda birlikteyiz. Bugün gebelikte tarama testlerini, ikinci bölümünde de gebelikte orucu konuşacağız. Önümüz Ramazan, mutlaka oruç tutan veya oruç tutarken hamile olduğunu sonradan öğrenenlerimiz olacaktır. Bunu kafasında bir soru işareti olarak değerlendirelim olacaktır. Onlara cevap vermek. Stüdyo konu operatör doktor Emre Gürçkaya. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emre Bey sizi bir seyircilerimiz kısaca tanısınlar. Peki. 1970 Ankara doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi İzmir'de aldım. 1994 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden, tıp fakültesinden mezun oldum tıp doktoru olarak. Aynı fakültede 2001 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak mezun oldum. Daha sonra Diyarbakır, Balıkesir ve Denizli'de görev yaptım. Geçen yıl silahlı kuvvetlerinden emekli oldum. Şu an Denizli Özel Mediklinik Hastanesi'nde çalışıyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak. Denizli'ye ilk gelişiniz askerlik görevi nedeniyle evet, herhalde. Evet, tayinen geldim. 2008 yılında yaklaşık 6 yıl olmuş. Hı-hı. 6 yıldır Denizli'deyim. Denizli'yi sevdiniz o zaman. Evet. Orada kaldığınıza göre. Sevdim. Eşim de Denizlili. Pek severler eniştelerini diyorlar Denizliler. Ya buranın insanın özelliği erkek ya da kadın fark etmez dönüp eşlerini gelin, buraya gelinmiş. Getiriyorlar. Evet öyleymiş. Siz bunu evlendikten sonra mı öğrendiniz? Tesadüfen oldu. Siz burada tanışmadınız yani. Hayır. Ankara'da tanıştık. Aha. Öğrencilik hayatımızda beraber Ankara'da okuyorduk. Orada anladım. Tanıştık. Bir tamamen tesadüf yani. Evet. Peki. Şimdi biz bugün gebelik testlerini veya gebelikte tarama testleri diye tabir ettiğiniz testleri konuşacağız. Evet. Çok böyle basit bir şekilde ne anlamamız gerekiyor? Tarama testi deyince. Evet. Tarama testi deyince şunu kastediyoruz. Gebelik esnasında anne karnındaki bebeğin kromozom bozukluğu olup olmadığını önceden tahmin etme, daha sonra tespit etmeye yönelik testler bunlar. Evet. Basitçe. Farklı yöntemler var. Kabaca ikiye ayrılıyor bunlar. İkili test ve üçlü test diye biliniyor halk arasında. İsterseniz önce bir geçmişinden bahsedeyim. Bizim meslek hayatımızın ilk zamanlarında üçlü tarama testi vardı. Halkımız bunlara aşina, az çok biliyor herkes. Üçlü tarama testi daha eski bir test. Bu testlerin atası diyebiliriz. Biz yeni mezun olduğumuz yıllarda üçlü tarama testi yapardık. Bu sadece kandan bakılan bir test. Anne karnından, anne kanından bakılan 3 tane hormona bakılıyor. Dolayısıyla adı üçlü test olarak geçiyor. Ve gebeliğin ikinci 3 ayında yapılıyor. Yani 4 aylıktan itibaren yapılan bir test. O zamanlar elimizde sadece bu vardı. Ne bakıyorsunuz? Yani hormonlar deyip geçtik ama. 3 tane hormon bakılıyor. Hani çok ayrıntılarını vermemin bir anlamı yok. Gebelikte artan veya belli bir seviyede olan 3 tane hormon var. Gebeliğe özel. Bunların seviyelerine bakarak Down sendromu olabilme ya da daha doğrusu kromozom bozukluğu, bebekte kromozom bozukluğu olabilme ihtimalini test ediyoruz. Bir tarama testi tüm gebelere uyguluyoruz. Bunu test ediyoruz. Üçlü tarama testi 3 tane hormondan bakılıyor dedik. Anne kanından yapılıyor ve 4. aydan itibaren yapılıyor dedik. Daha sonraki dönemlerde meslek hayatımızın daha sonraki yıllarında ikili tarama testi çıktı. İkili tarama testi de gene aynı amaca yönelik. Yani kromozom, bazı insanda görülen kromozom bozukluklarını test eden başka bir test. Bunun farkı, üçlü tarama testinden farkı, öncelikli gebeliğin 3. ayından itibaren, yani üçlü tarama testinden tam 1 ay önceden itibaren yapılabilen bir test. Erken tanı anlamında bize çok faydası oluyor o yönden. 1 ay öne çekmiş oluyor. 1 ay öne çekmiş oluyoruz. Evet. Artı testin içine
Bir de bebeğe ait bir özellik giriyor. Yani üçlü tarama testinde sadece anneden kan alıyoruz. Sadece anneyle ilgili, bebekle ilgili hiçbir veri yok. Ama ikili tarama testinde bebeğin ense kalınlığını ölçüyoruz ultrasonla. Bunu anneden alınan kanda bakılan iki hormonla birleştiriyoruz. Daha kombine bir test oluyor. İkili tarama testi ilk ortaya çıktığında tabii bizim için çok büyük bir gelişme oldu. Çünkü üçlü tarama testi Down sendromlu bebeklerin, daha doğrusu kromozom bozukluğu olan bebeklerin, anomalli bebeklerin yani. Anomalli demeyelim. Öyle mi? Evet, anomalli demeyelim. Niye demeyelim? Çünkü şöyle anlaşılabilir. Tabii bunlar nahoş söylemler ama hayatın gerçeği. Yani sakat bebeklerle karşılaşabiliyoruz. Bir eli olmayan veya kalbinde delik olan veyahut da damak yarığı dudağı, siz hani daha iyi bilirsiniz. Olan bebeği, öyle bir, olan bir bebeğin, tabii bunlar da anomali ama bunlar kromozom bozukluğuyla bağlantılı olmayabiliyor. Yani bu testlerden beklentimiz her şeyi tespit etme olmamalı, o anlamda söylüyorum. Anladım. Yani bu kromozom bozukluğu diyoruz. Ha, evet. Bazı kromozom bozukluklarını tespit ediyoruz ama bebekte bir anormallik varsa ve bu kromozomal bozuklukla alakalı değilse bunu tespit etmemiz mümkün değil bu testlerle. Peki bu kromozom bozukluklarında mesela XXY, XYY gibi bir takım cinsiyetle ilgili sorun çıkaran kromozom anomalilerini de tespit etmek mümkün mü, yoksa hayır, onlar farklı mı? Hayır, farklı. Şimdi bizim asıl problemimiz Down sendromu. Niye Down sendromu? Çünkü hani yaklaşık olarak bilinen 5000 civarında bir sayı var. Yani insanla ilgili kromozom bozuklukları ile ilgili 5000'e yakın hastalık var. Niye Down sendromu? Down sendromu bunlar içerisinde bir tanesi. Down sendromu insanda görülen en sık kromozom bozukluğu. Yaklaşık 700 ila 800 canlı doğumda bir görülen bir bozukluk. En sık görülen bozukluk. Diğer bütün anomalilerden, hatta kromozom bozukluklarından daha fazla görülüyor, daha sık görülüyor. Dolayısıyla biz daha çok buna yöneliyoruz. Down Anladım. Sendromu deyip durmamızın sebebi o. Birkaç tane daha bozukluk var, daha sık görülen. İşte Down sendromuna trizomi 21 diyoruz. Trizomi 18, trizomi 13, trizomi 16 vesaire. Bunlar kromozom sayısıyla ilgili bozukluklar. Yani İnsanda 23 çift 46 tane kromozom var. Trizomi dediğimiz hastalıklarda, bu sık gördüğümüz hastalıklarda, bu herhangi bir kromozomdan, işte 21. kromozomdan mesela bir tane fazla oluyor. O yüzden trizomi diyoruz. Bu insanlarda 47 tane kromozom oluyor. Kromozomal bozukluk dediğimiz bunlar. Bunları tespit etmeye yönelik. Down sendromu dedik. Down sendromu işte en sık görülen, insanda en sık görülen kromozom hastalığı dedik. Bunu tespit etmeye hep biz yöneliyoruz. Niye bunu, bir de şöyle bir şey var, handikapımız var. Down sendromunun tespit edilmesi zor. Yani hayatla bağdaşabilen bir kromozom bozukluğu. Çünkü birçok kromozom bozukluğu hayatla bağdaşmıyor ve çoğunlukla anne karnında ölümle sonuçlanıyor. Bu çocuklar zaten canlı doğmuyor. O zaman sorun da çıkmıyor. Bir kısmı da düşük oluyor değil mi? Çoğunluğu düşük diyebiliriz. Oluyor. Çoğunluğu yani düşük oluyor. Geçirdiği zaman annenin aslında üzülmek yerine hayatla kabil olmayan bir gebeliğin doğa sonlanması gibi düşünmesi lazım. Kesinlikle hocam. Çünkü yapılan çalışmalar erken gebelik kayıplarının, biz bunu söylüyoruz hastalarımıza, çok böyle dramatik bir olay gibi görünüyor baştan ama erken gebelik kayıpları dediğimiz ilk 3 ayda olan kayıpların, yapılan araştırmalar %60'ının aslında kromozomal olarak bozuk, yani hatalı olduğunu, problemli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da bir yandan o şekilde gebelik kaybı yaşamış bir kadına o şekilde teselli verebiliyoruz. Evet. Şeye dönersek, tarama testlerine dönersek, ikili tarama testi çıktı. Biz çok sevindik. Çünkü üçlü tarama testinin Down sendromlu bebekleri yakalama oranı %65. Oldukça düşük bir rakam. %35'e yine kaçıyor. Sağlam bir şey yok görünüyor dediğimiz halde. Ve doğuyor. Anomalli. Bu anlama geliyor. Evet. %65 oldukça düşük bir rakam bir test için.
Daha üçlü tarama testini yapıyorduk. Down sendromlu bebekleri yakalamaya, tespit etmeye çalışıyorduk. İkili tarama testi çıktı. Ense kalınlığı ile beraber kombine ettik. Ense kalınlığı ile beraber yaklaşık bu oran hocam yaklaşık %85'lere çıktı. Hatta bazı çalışmalara göre %90'lara çıktı. Oldukça iyi bir rakam. Ama hala da %10'luk, %15'lik bir şey var. Kayıp var. Daha sonra yaklaşık bundan 10 yıl önce diyebilirim. Kombine test çıktı. Kombine test de şu. Gebe geliyor ilk 3 ayında. İkili tarama testini yapıyoruz. Daha sonra 4. ayında tekrar geliyor. 1 ay sonra tekrar geliyor. Bir de üçlü tarama testine benzer dörtlü tarama testi yapıyoruz. Hepsinin verisini birleştiriyoruz. Ayrı ayrı değerlendirmiyoruz. Birleştiriyoruz. Bununla da %95'ler civarında bir yakalama oranı sağlandı. Dünya genelinde söylüyorum. Burada belirtmek istediğim çok önemli bir husus var. Maalesef bu yapılıyor. Yani Denizli için söylemiyorum. Türkiye genelinde ve hatta dünya genelinde yapılan bir şey var. Hata var. Hasta 3. ayında geliyor. İkili tarama testi yapılıyor. Her şey güzel. Yakalama oranı yani doğruluk payı çok daha yüksek bir test, iyi bir test. Erken tanı koyma imkanı var. İkili tarama testi yapılıyor. Gayet güzel, her şey iyi. Hasta bir ay sonra tekrar vizite geldiğinde bir de üçlü tarama testi yapılıyor. Üçlü tarama testi ikili tarama testten bağımsız tekrar değerlendiriliyor. Şimdi bunlar kesin tanı koydurucu testler olmadığı için sadece tahmine yönelik. Yani bu gebenin bebeğinde problem olma ihtimali yüksek diye bir sonuç çıkıyor. Böyle olduğu zaman sağlam bebeklerin de problemliymiş gibi tespit edilme ihtimali artıyor. Şimdi biz bu testleri yaparken bu testler öyle ayarlanmış ki yaklaşık olarak %5'i hastaların bu testi yapılan %5'i problemli çıkacak şekilde ayarlanmış. Çünkü Down sendromlu bebekleri en kolay yakalama şansımız bu şekilde. Yani testi pozitif çıkmış, testi kötü çıkmış gebelerin hepsi tabii ki problemli değil bebekleri. Toplumun tümüne uyguladığımızda %5'i yani 20 kişiden birinin pozitif çıkıyor. Tabii bu pozitif çıktığı zaman bu aileye büyük bir stres yaratıyor, sorun yaratıyor. Çünkü biz ne yapacağız? Bizim bebeğimiz problemli mi? Bizim bebeğimiz sakat mı? Hasta mı diyorlar. Evet. Bunu izah etmek oldukça güç. Kesin tanı koydurucu testlerimiz var ondan sonra da. Herkese yapmadığımız. Birçok halkımızdan birçok insan bilir. Amniyosentez dediğimiz annenin bebeğin içinde bulunduğu sıvıdan dışarıdan iğneyle sıvı alıp laboratuvarda incelettiğimiz bir yöntem var. Bunu uygulamak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla iğne batırdığımız için bunun yaklaşık olarak 1/200 düşük yapma riski var. Böyle sürekli rakam konuşuyorum ama belki insanların kafası da karışıyor. Ama konunun yani evet. Özü böyle maalesef. Aynen, anlıyorum. Çoğu zaman hastalarımızı izah etmekte de zorluk çekiyoruz. Çünkü %1 diyoruz, 200'de 1 diyoruz, 250'de 1. Onun için önemli olan bir tek şey var. O da kendi bebeği. Yani tabii. 200 bebek, 250 bebek önemli değil. Tabii. Onu izah etmekte zorlanıyoruz ama şu anki teknik imkanlarımız ancak bu kadarına müsaade ediyor. Neyse konuya dönersek amniyosentezin yani anne karnına iğne batırarak ultrason eşliğinde iğne batırarak sıvı aldığımız yöntemin 1/200 düşük yapma riski var. Yani bebek tamamen sağlıklı bile olsa o sağlıklı sağlam bebeğin masum bebeğin düşme riski var. Dolayısıyla konunun özüne dönersek biz mümkün olduğunca amniyosentez yapmamaya çalışıyoruz. Yapmamak için de bu testleri icat etmişiz. İşte üçlü test, ikili test vesaire. Sadece ve sadece toplumun %5'ine amniyosentez yapmak durumundayız yalnız. 1/700 görülen bir anomaliyi yakalayabilmek için. Dolayısıyla hem ikili test hem üçlü testi aynı anda yapmanın bu oranı arttırma durumu var. Yani amniyosentez olan annelerin sayısını arttırma durumu var.
Dolayısıyla da bir sıkıntı, yani ayrı ayrı yapılmaması lazım. Eğer yapılacaksa kombine test yapılması lazım. Yani ikili test, onun sonucuna göre üçlü test ve ikisinin verileri birlikte değerlendirilerek o şekilde yapılması lazım. Doğrusu bu. Şimdi ikili test, üçlü testin yerine geçti mi yani? Kesinlikle geçti. İkili test yapıldıktan sonra üçlüye gerek yok. Şöyle, üçlü testin içerisinde şöyle bir şey var. AFP dediğimiz bir hormon var. Az önce sormuştunuz hormonları. Evet. AFP denilen bir hormon var. Üç tanesinden bir tanesi. AFP hormonu bel açıklığı olan bebeklerde yüksek çıkıyor. Bu da bazı beyinde santral sinir sistemi dediğimiz yaşamsal organlarda bazı problemlere yol açıyor. Mutlaka duyulmuştur, görülmüştür. Nadir görülen bir anomali de değil. Bel açıklığı. Bu yüksek çıkıyor. Bu yüzden üçlü tarama testini savunan meslektaşlarımız var. Ancak şöyle de bir durum var. Bu tip anomaliler çok kolaylıkla ultrasonla tespit edilebiliyor. Yani bu konuda fikir ayrılığı var diyebilirim. Yani en azından AFP bakılsın. Hani üçlü tarama testi yapılmasın ama AFP bakılsın diyen meslektaşlarımız var. İkili testi ek olarak 3. ayda. Ama benim şahsi kanaatim, ben şahsım adına söyleyebilirim ki bu tip anomalileri kaçırma ihtimalimiz yok gibi. Dolayısıyla bir daha yapılmasını pek uygun görmediğimi söylüyorum hastalarıma. Şimdi ikili tarama testi üçlü tarama testinin yerini tutuyor. Hem de tutuyor, büyük evet. Oranda %65 oran üçlü tarama testinin yakalama oranını %85'e çıkararak geçiyor. Peki o dörtlü tarama testini mi yapıyorsunuz, yoksa onu özel koşullarda mı yapıyorsunuz? Dörtlü tarama testinin üçlü tarama testinden hiçbir farkı yok. Dörtlü tarama testinde sadece inhibin A dediğimiz bir hormon ekleniyor. Üçlü tarama testinin birazcık daha modifiye edilmiş hali. Dörtlü tarama test diyelim o zaman. Kombine test. Dördüncü ayda rutin mi yapıyoruz? Yani yoksa bazı hallerde mi yapıyoruz? Hayır. O bir tercih meselesi. Şimdi kombine test ikili tarama testine çok fazla bir şey eklemiyor üzerine. Eklemiyor. Yani biri 85 ise ötekisi 90 oluyor. Şimdi, ama tabii maliyet artıyor. Anlıyorum. Öyle şimdi siz ikili tarama testi, üçlü tarama testi, kombine test, yani çok ayrıntıya girdik. Bu evet. Ayrıntıya girmenizin sebebi gerek eski alışkanlıklar, gerekse hasta baskısı mı var? Yani bir de üçlü tarama testi yaptırsak diye size böyle bir talep mi oluyor da siz ikili tarama testi yettiği halde böyle üçlüyle, kombineyle böyle izahatlar şöyle, yapmak durumunda kalıyorsunuz. Şöyle, bu birazcık tabii hekimin tercihiyle alakalı. Evet. Eğer hekim sorumluluk almak istemiyorsa, bu konuda birazcık tedirgin oluyorsa bunu yaptırabiliyor. Ama ben hastalarıma izah ettiğim zaman hemen hemen hiçbiri böyle bir baskı yapmıyor bana. Ben tamamen hastalarımı serbest bırakıyorum bu konuda. Bırakmak zorundayız çünkü aynen şu şekilde söylüyorum. Bebek sizin. Benimle hiçbir şeyi yok. Yani bebek sizin. Dolayısıyla istediğiniz testi yaptırmak sizin hakkınız. Yapabiliriz. Ancak böyle böyle sakıncaları var. Siz bilirsiniz diyorum. Şimdi siz 3. ayda, yani erken dönemde üçlü tarama testi veya kombine 4. ayda yapılıyordu. 3. aya çektik dediniz. Evet. Peki gebe 4. 5. 6. ayda gelirse ne oluyor mesela? Gecikmiş olarak gelirse. Evet. 4. ayda gelirse mecburen üçlü tarama testi yapıyoruz. O bir aylık süre için geçerli evet. mi? Yoksa 15 evet. gün, yani o 3. aydan sonra şöyle, kaç net günlük olarak, bir sınırı olur? Net olarak söyleyeyim. Gebeliğin 10. ila 14. haftaları arasında ikili tarama testi yapıyoruz. Tamam, bir aylık süre içerisinde evet. yapıyoruz. 16 onu ila geçtik mi? 16 ila 20. haftaları arasında da üçlü tarama testi yapıyoruz. Evet, yani madem ki ikili tarama testi üçlünün yerini tutuyor, niye hala uygulamada sorusunun cevabı aslında ikili tarama testini kaçıranlar için, o dönemi kaçıranlar evet. için. Evet. Veya... O tabii mecburen onu, yani eğer ikili test yapılmamışsa ve gebe 4. ayda geldiyse, 16. haftada geldiyse ya da 14. haftadan sonra geldiyse mecburen biz de üçlü tarama testi yapıyoruz. Elimizde başka bir enstrüman yok. Oluyor mu böyle o dönemi kaçıranlar? Çok nadir. Yani denizde için konuşuyoruz tabii. Çok nadir. Değil mi? Çok nadir. İnsanlar
erken dönemde hamile olduklarının farkına varıyorlar. Tabii. Ve o eskiden de öyle. Yani artık günümüzde hekime ulaşmak kolay, sağlık hizmetini almak kolay. Yani çok çok nadiren görüyoruz o tip şeyler. Şimdi bir ikili tarama testi, kaçırırsak üçlü tarama testi. Eğer şüphe varsa amniyosentez riski göze alarak tabii ki. Evet. Yani çünkü şunu özellikle belirttiniz. Pozitif bile çıksa sağlam çocuk doğma ihtimali var. Yani pozitif çıkması bu testlerin, yani kromozom anomalisi var. Şimdi bu testler çıkmasının eşittir kromozom anomalisi olacak demek tabii değil. Tabii ki. Şöyle ki bu testin pozitif kabul edilen değeri 250'de bir risk. Yani 250'de bir riskten daha yüksek çıktığı zaman biz test pozitif diyoruz ve hastaya, aileye testiniz kötü çıktı diyoruz. 250'de bir risk ne demek? Bu şöyle izah edebilirim. Senin durumundaki, hastaya söylüyorum, senin durumundaki 250 tane kadını yan yana koyalım. Piyango çeksinler, sadece birine çıkacak. 249 tanesinin bebeği sağlam olacak diyoruz. Yani risk o kadar da yüksek çıkmıyor. Ama pozitif çıktığı halde. Pozitif çıktığı. Pozitifi zaten biz 250'de bir riski pozitif kabul ediyoruz. Testin kötü çıktı diyoruz hastaya. 250'de bir riskten daha yüksek çıkarsa, yani 250'nin altında %1, 80'de bir, 150'de bir risk çıktığı zaman diyoruz ki, diyelim ki 150'de bir riski çıkmış. Hastamıza diyoruz ki 150 tane hasta var senin gibi, aynı durumda senle. Ve bunların içerisinde sadece bir tanesinin bebeği Down sendromlu, 149 tanesinin sağlam. Biz bu şartlar altında çoğu Peki, zaman ben şey, yapıyoruz. Peki ben şeyi merak ettim. Hastaların genel olarak yaklaşımı bu pozitif çıktığı zamanlar tahliye yönünde mi? Yoksa olsun yani madem ki o kadar düşük bir risk, bu riski göze alalım şeklinde mi? Hangi tarafa daha eğilimliler? Çoğunlukla insanlar ne olduğunu öğrenmek istiyorlar. Yani yüksek risk çıktığı zaman bebekte problem olup olmadığını %100'e yakın bir şansla öğrenebileceğimiz tek yöntem hemen hemen amniyosenteze yöneliyorlar. Evet, o içinde bulunduğu sıvıdan bir miktar alıp onu tahlile gönderiyoruz. Evet, evet. O tahlilin neticesi %100'e yakın veriyor. %100'e yakın. Ultrason ne yapıyor bu konuda mesela biraz? Tabii Down sendromu. Evet. Down sendromunun bazı belirteçleri var tabii ki. Ancak Down sendromunu ultrasonla yakalamak yaklaşık olarak, yani en iyi merkezlerde %75 civarında, yani ultrasonla sadece çok iyi merkezlerde çok tecrübeli gözlerle Down sendromlu bebeklerin %75'ini ultrasonla yakalayabilir. Hangi ayda yakalayabilir? Hangi aydan itibaren? 4. ve 5. ay civarında. Yani daha önce gebelik tahliyesi hangi aydan sonra zorlaşıyor? Hem yasal açıdan hem de hasta ve şey, anne hayatını tehdit eden bir olay olması bakımından. Şimdi maalesef ülkemizde bununla ilgili bir yasal düzenleme yok. Maalesef yok. Yani endikasyonu verilmiş, kurul kararı alınmış. Yani bebeğin problemli olduğu birkaç hekim tarafından belgelenmiş. Ve de sonlandırılabilir raporu verilmiş bebeklerin sonlandırılması ile ilgili herhangi bir yasal sınırlama yok. Her zaman olabilir. Ancak bizim derneklerimiz olsun, kendi içimizdeki gruplar, yani obstetrik ve jinekoloji grupları olsun, genel kabul görmüş bir sınır var. Bu da 24. hafta. Yani 24. haftaya kadar biz gebeliği sonlandırabiliyoruz. Ailenin ve de hekimlerin, birkaç hekimin şeyiyle, onayıyla sonlandı. Bunlar çok karmaşık konular. Evet. Çok, şimdi şeyde var mı tarama testlerinde eksik bıraktığımız bir konumuz daha olacak? Var. Şey nedeniyle. Var. Çok kısaca geçeyim. Çok güncel bir konu. Non-invasive prenatal test. Yani NIPT denen bir konu var son günlerde. Anne kanından bebeğe ait kromozomlar tespit edilebiliyor. Ama hala da tarama aşamasında. Yani tarama testlerinden çok çok daha iyi değil. Yani amniyosentez gibi kesin tanı koyduramıyoruz hala da. Non-invasive prenatal test mutlaka
insanlarımızdan, halkımızdan duyan olacaktır. Yurt dışında yapılıyor, birkaç tane merkez var. Amerika, Hollanda, Almanya gibi. Hatta şu anda henüz daha biz öyle bir bağlantımız yok ama yapma şeyimiz var. Bu kan gönderme, serum gönderme şansımız var anneye ait. Anne kanından bebeğe ait kromozomlar ayıklanıyor ve tespit ediliyor. Oldukça zorlu, teknik ve uzun bir süreç. Artı çok külfetli. Oldukça külfetli. Yani 2500-3000 lira civarında bir şeyi maliyeti var diye biliyorum. Yurt dışında yapıldığı için. Ve hala daha %100 tespit etmek mümkün değil. Bizim uluslararası kongrelerde halen daha tanı koydurucu test olarak kabul edilmedi, kabul görmedi. Ama bizim yeni mesleğe atıldığımız yıllarda gene bu vardı. Yani bu konu anne kanından acaba bebeğin kromozomlarını tespit edebilip hiç anneye iğne batırmadan kolundan bir kan alarak bebeği tahlil edebilir miyiz diye hayal kuruyorduk o zamanlar. Bugünlerde yavaş yavaş bunun gerçekleştiğini ve gelecekte de tamamen amniyosentezin yerini alacağını ben inanıyorum. Bu eninde sonunda olacak. O günleri bekliyoruz sabırsızlıkla. Çocuktan anneye kan mı geçiyor? Evet. Çok mikroskobik düzeyde anne bebek arasında kan alışverişi oluyor. Bu hücrelerin parçaları çok özel santrifüj yöntemleriyle toplanıyor ve bunlar bir şey gibi, puzzle gibi, yapboz gibi mikroskobik ortamda birleştiriliyor ve bebeğin genetik haritası ya da genetik yapısı ortaya çıkarılıyor. Henüz daha çok yetkin, çok etkin bir yöntem değil. Kesin sonuç veremiyor hala da. Ancak bir alternatif yapılabilir. Oldukça pahalı ama amniyosenteze ileride alternatif olacak bir yöntem gibi duruyor. Şimdi bu tarama testlerinin dışında bir de enfeksiyonla, yani bulaş olup olmadığı ile ilgili mesela sitomegalovirüs, toksoplazma, onlar çok kısa yani bir şey. Onlara bakıyor musunuz bu tür şeylere? Şöyle, onlara rutinde tabii ki gebelik öncesi bakıyoruz. Yani gebelik esnasında çok bir şeyi yok, faydası anladım. Yok. Çünkü gebelik olduktan sonra ve bu tip torch grubu dediğimiz enfeksiyonlar olduktan sonra zaten bebekte bir anomallik oluşturma durumunu engellememiz söz konusu değil. Daha çok o önceden bakmakta kastınız aşı falan mı yapılıyor? Yani bunu, yani diyelim ki karşılaşmamış daha önce bu enfeksiyonla, bu durumda enfekte olma riski var. Şimdi şöyle, torch grubundan kritik olan sadece kızamıkçık. Kızamıkçık aşısı bir zamanlar Sağlık Bakanlığı'nın programındaydı ama halen var mı tam bilmiyorum. Bütün kız çocuklarını kızamıkçığa karşı aşılama programı oldukça mantıklı bir yaklaşım. Prodüktif dönemden önce yani. Tabii. Daha çocukluk çağında. Çünkü son derece teratojenik bir enfeksiyon kızamıkçık ve de oldukça toplumda yaygın bir enfeksiyon. Dolayısıyla da aşılama programı olması oldukça mantıklı. Diğerleri o kadar kritik değil. Sık görülen ve de toplumda çok yaygın olan enfeksiyonlar değil. Sadece gebelik öncesi, gebelik planlaması esnasında yapılmasında fayda var. Eğer bir enfeksiyon tespit edilirse tedavisi veyahut da bir enfeksiyon varsa işte gebeliği erteleme gibi bir tedbir alma söz konusu olabilir. Peki gelelim, önümüz Ramazan. Bu program da Ramazan'da yayınlanacak büyük ihtimalle. Oruç tutabilirler mi? Eğer tutabilirlerse hangi, bütün bir gebelik boyunca mı tutabilirler, yoksa özellikle kaçınmaları gereken bir dönem var mı? Evet. Şimdi Ramazan döneminde tabii başka oruçla ilgili başka birçok sorular hep böyle her sene tekrar sorulur. Bizim payımıza düşen de işte gebelerin oruç tutup tutmaması konusu. Pratikte de bize bu tip sorular, müracaatlar çok gelir Ramazan öncesinde. Oruç konusu şöyle, tabii
Ben din adamı değilim ama benim bildiğim kadarıyla gebeler, özrü olan insanların mazereti vardır ve yükümlülüğü yoktur. Gebeler de böyle. Ancak oruç tutmak isteyen, gerçekten canı gönülden hani tutmak isteyen insanlar oluyor. Biz bunu sorun eden mesela, değil mi? Yani evet, eksiklik olarak gören tutmadığı evet, zaman. İstiyorlar insanlar, tutmak evet, istiyorlar. Özellikle gebeliğin erken döneminde biz yasaklamıyoruz eğer bir problemi yoksa. Biliyorsunuz ki gebeliğin özellikle erken döneminde beslenme konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor kadınlar. Çoğunlukla gebelik başında bulantı, iştahsızlık gibi sorunlar yaşıyorlar. Bunlardan zaten böyle bir teklif dahi gelmiyor. Mümkün değil yani. Evet. Çünkü biz bu hastalarımıza, bu tip hastalarımıza sık sık azar azar beslenmelerini öneriyoruz. Dolayısıyla zaten böyle bir teklif dahi gelmiyor. Ama herhangi bir problemi olmayan, özellikle gebeliğin işte 5. 6. ayına kadar gelmiş, herhangi bir sıkıntısı olmayan gebelerin tutmasında bir sakınca benim şahsi kanaatim yok. 5. 6. ayına kadar mı? Evet, evet. Kadar değil mi? Evet. Sonrası? Sonrasında tabii gebelikte bazı hormonal değişiklikler var. Metabolizma değişiyor. Ani şeker düşmeleri olabiliyor gebelerde. Dolayısıyla da uzun dönemli açlıklar oldukça sıkıntı yaratabiliyor gebelerde. Özellikle de şu dönemde yaz aylarına denk geldiğini düşünürsek, Ramazan'ın uzun ve uzun ve susuz, sıcak ve susuz dönem sakıncalı durumlar oluşturabiliyor gebeler için özellikle. Biliyorsunuz gebelerde sıklıkla da karın içindeki kitleye, yani bebeğe bağlı olarak reflü olayı, ağızda ekşime, yanma, mide yanması dediğimiz olayın sık olduğunu biliyoruz. Özellikle de iftar vakti ve sahurda çok miktarda alınan gıdanın da bunu arttırdığını, mide, bazı mide problemleri yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla açıkçası gebeliğin ilerleyen aylarında, özellikle son 3 ayında önermiyoruz. Yani faydadan çok zarar getireceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da evet, bir problemi yoksa, yani evden çıkmayacaksa, susuz kalmayacaksa tutabilir ama oldukça zor. Yani özellikle bu dönemde, günlerin en uzun olduğu dönemde, Ramazan'ın denk geldiği dönem olarak özellikle gebelerin susuz kalması çok zor, problem yaşanabilir. Bir kelimeyle şeker deyip geçtiniz. Şeker, gebelik diyabeti diyoruz. Onu kontrol ediyor musunuz hastalarda? Rutin mi kontrol ediyorsunuz? Şimdi yoksa belirli bir kilonun evet, üstünde? Şimdi hocam güncel bir konuya değindiniz. Geçmiş günlerde yaklaşık bir ay içerisinde çok değerli bir hocamızın bir beyanatı oldu. Kendisi benim de saygı duyduğum bir insan. Yalnız oldukça da talihsiz bir açıklamaydı açıkçası. Onu da söylemek isterim. Bunu burada hiç konuşmak istemezdim ancak birkaç tane hastam bu konuyla ilgili geri dönüşleri oldu bana. Bu açıklamayı duymuşlar. Maalesef kendisi gebeliğin 24 ila 28. haftaları arasında biz bir şeker yükleme testi yapıyoruz. 50 gram glukoz ile. Gebelik şekerini tespit etmek amacıyla yapıyoruz bunu. Biliyorsunuz gebelikte de bir farklı, bir gebeliğe özel bir şeker bozukluğu durumu söz konusu oluyor. Bunu tespit etmeye yönelik bir test yapıyoruz. Bunun son derece zararlı olduğunu, alınan şekerin, alınan glukozun bebek için toksik, zehirli olduğunu ifade etmişler. Bu da oldukça ciddi bir infial yaratmış insanlar arasında anladığım kadarıyla. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bizim düzenli olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında kongrelerimiz oluyor. Hiçbirinde böyle bir şey söz konusu dahi olmamıştır. Evet, 24 ile 28. haftalar arasında 50 gram yükleme testi yapıyoruz. Bunu farklı farklı yapanlar var, farklı değerleri ele alanlar var ama
bunu yapmayalım diye asla bir şey söz konusu olamaz. Son derece talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Kendi camiamızda da çok böyle bir üzüntüyle karşılandı bu açıklama. Lütfen bu tip polemiklere halkımız kulak asmasın. Biz şeker tarama testimizi, 50 gram glukoz tarama testimizi yapmaya devam edeceğiz. Kesinlikle zararlı değil bebek için özellikle. Bebek için toksik olduğu lafı çok kritik. Yani insanlar çok hassasiyet gösteriyorlar, haklı olarak hassasiyet gösteriyorlar. Ama bu hassasiyeti tabii bunu söyleyen insanın göstermesi lazım. Oldukça medyatik bir insan olduğu için de söylüyorum. Asla böyle bir şey yok. 50 gram glukoz yükleme testi yapıyoruz. Yaklaşık olarak 1,5 dilim, 2 dilim de değil, 1,5 dilim baklavaya eşdeğer 50 gram glukoz. 75 gram glukoz, zaten 2 dilim baklava. Bunu yiyordur zaten. Yani biz tatlıyı seven bir milletiz. Yani. Peki bu testten kaçınırsak ne olur? Kısaca. Yani bu testi yaptırmazsak ve gestasyonel yani gebelik diyabeti çıkarsa. Bebek iri olur. Bebekte bazı problemler görülme, tabii ileri seviyedeki diyabetli kadınların bebeklerinde oluyor. Kromozom bozukluğuna kadar varabilecek problemler olabilir. Katarak falan da yapıyor mu doğumsal katarak? Yok, hayır. Ama iri bebek olur. İri bebek sağlıklı bebek demek değildir. 4 kilonun üzerinde, 4,5 kilonun üzerinde bebek. Hem doğumsal olarak bazı sorunlar olur. Yani doğum travmalarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Hem de bu tip bebekler doğduklarında bazı sorunlar yaşıyorlar. İşte o yüksek seviyeli şekerden bir anda ayrıldıktan sonra annenin kanınla bağlantısı kalmadığı anda ani şeker düşmeleri yaşıyorlar bu tip bebekler. Çok kısaca anlatıyorum vaktimiz kalmadığı için. Uzun süreli küvezde kalabiliyorlar bu bebekler. Oldukça dramatik sonuçlar olabiliyor. Önlemenin yolu da çok basit yani. İlaç mı kullanıyorsunuz? Yani çoğunlukla, yoksa insülin mi kullanıyorsunuz? Çoğunlukla bu tip gebelerde diyetle şeker kontrol altına alınabiliyor. Yaklaşık %80'i, %85'i bu gebelerin diyetle kontrol altına alınabiliyor. Sadece küçük bir kısmına insülin vermek zorunda kalabiliyoruz. İnsülin de vücutta normalde olan bir hormondur, bulunan bir hormondur. Kesinlikle ne bebeğe ne anneye hiçbir şekilde zararı yoktur. Kullanmamanın zararı vardır. Tekrar söylüyorum, şeker yükleme testi mutlaka her gebeye yapılması gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet, operatör doktor Emre Gürçkaya'ydı stüdyo konuğumuz. Biz gebelikte tarama testlerini konuştuk. Bu konuda güncel yaklaşımı, güncel gelişmeleri konuştuk. Özellikle 3. 4. ay arasında yapılan ikili tarama testinin daha önceki testleri de kapsayan şekilde hem duyarlılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymuş olduk. Ayrıca da gebelikte ilk 5. aya kadar olabilir. Yani 5. 6. aya kadar oruç tutulabilir ama tutulmaması tavsiye edildiği çok isteniyorsa. Ondan sonra artık mümkün değil 6. aydan sonra onu konuşmuş olduk. Ve programımızı böylece sonlandırdık. Hepinize iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Yeni bir konukla yeni bir günde görüşmek üzere. Hoşça kalın.